Balonlamayı göreceğiz. İlk öncelikle mekanik kol montajımızdan bir teknik resim oluşturuyorum. Sadece izometrik görüntüyü getirin çünkü diğerlerine ihtiyacımız yok. Ve biraz da büyük getiriyorum bunu. Yani özel bir ölçekle getiriyorum. 1 bölü 2 diyelim. Renklendirin, hiçbir sorun olmaz. Şimdi gördüğünüz gibi teknik resim üzerinde birçok parça var. Yani montajdan dolayı 5 parçalı, 6 parçalı, 7 parçalı bir durum var. Balonlama diye bir komutumuz var. Bu dokunduğunuz yerlere ilişkilendirerek o parçayla ilgili balon ekliyor. Özellikle bir kenar yakalamamaya dikkat edin. Bakın dokundum. İki nolu parça diyor. İki nolu ne biliyor musunuz şimdi bu parçayla ilgili? Montaj. Bakın parçalarım içerisinde montajı ikinci sırada bu gelmiş. Gördünüz mü? Birinci sırada şu gelmiş. Yani bir dediğin zaman da bu çıkıyor. Şu alttakini gösterdiğin zaman da birinci sırada bu olacak. Görelim. Balon diyorum. Alttakine dokunuyorum. Bakın alttaki parçaya dokunuyorum. Ve bırakıyorum. Bir de o. Dolayısıyla dokunduğunuz parçalardan eğer tabii ki şuraya bir de kural var. Şuna dokunayım. Şu cıvataya da dokunayım. Pime. Vesaire vesaire. Eğer bu parça bunun aynısıysa SOLIDWORKS ilk geldiği, birinci geldiğini tanıyıp bunu üçüncü demiyor sıralamada. Bir diyor yine. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi bu parça montaj ağacında gördüğünüz gibi en son eklenen. Yani sıralamaya bakarsak şöyle bir bu, iki şu ki o burada şu parça. Altıncı falan bu ama buna yani şu parçaya buna altı demiyor. Bir diyor. Niye? Çünkü birinci parçanın aynısı türetilmiş. Çünkü yarın bir malzeme listesi yaptığınız zaman tablo olarak getirdiğiniz zaman fikir vereyim size. Buradan çoğaltıyorum. Balonlama zaten bu işe yarar. Şöyle göstereyim. Bakın diyor ki bir nolu parçadan malzeme listesinde iki adet var. O iki adet de bu ve bu. Bir nolu parça RFX. Şu. Gördünüz mü? Unsur ağacını teknik resimde kullanıyoruz. Manuel olarak balonlama bu işe yarıyor.